Annen. Benden hoşlanmadı galiba. Ama haklı tabii, ben de olsam sorarım bu kız burada ne yapıyor diye. Bir gün içinde yaşadığımız şeylere bak. Akıl alır gibi değil. Barbaros'un evinden çıktım. İşte Yaman karşıladı beni arabanın başında. İlk o söyledi. Babamın öldüğünü. Dışarıdan biri görse, adam babasının ölüm haberini almış, yıkıldı der muhtemelen ama öyle olmadı. Ben ne hissedeceğimi bilemedim. Üzülmem gerekiyordu. Üzülemedim de. Kuzey de buna benzer şeyler söyledi. Sanki böyle içimde bir yerlerde bir şeyler arıyor gibiydim. Bulamadım tabii. Eve geldim ben de. Abimin karşısına dikildim. Babam öldü dedim. Hatta sen mi onu öldürdün diye sordum. Sordum. Ama buradan değil. Sanki numara yapıyormuşum gibiydi. Evet, şimdi şu soruyu sormam lazım. Sıra bunda. Şimdi bunu sormam lazım. Ben bugün babamın öldüğü gün aslında hiç babam olmadığını anladım. Baksana bize, bu eve, herkese. Halam, Ceyda, Gül, Aynur yengem, kimse. Hiç babasını kaybetmiş bir eve benziyor. Teşekkür ederim. Sürekli teşekkür ediyorsun bana. Bu kez beni yanıltmadığın için. Hangi konuda? Burada mıydın? Evin içinde dört döndüm. Seni arıyorum. Balkan gelir birazdan. Pansuman falan. Ne yapacaksan. Bunu söylemek sana mı düştü Asya? Ama seni böyle de seviyorum. Bu kadar kör olduğuna inanamıyorum. Sen ne, çok saçma şeyler konuşuyoruz. İzninle. Seni kıskandığımı düşündüğün için böyle yapıyorsun değil mi? Evet. Sana yalan söylemeyeceğim. Bunun payı yok değil. İzninle demiş miydim? Demiştim.